Ancak şimdi bir konuğumuz var. Bu da en az siyasi hareketliliği kadar önemli bir konu, kadın cinayetleri. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu 5 Mart'ta kadın şiddetine dikkat çekmek için bir araya gelecek. Ve şimdi hemen Sayın Ayşen Ece Kavas'a döneceğiz efendim ayrıntıları almak için. Sayın Kavas, yayınımıza hoş geldiniz. İyi sabahlar efendim. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Şimdi kadına şiddet durmuyor, durmayacak gibi de görünüyor. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu olarak 5 Mart'ta bir araya geleceksiniz. Neden, niçin, neden buna ihtiyaç hissettiniz? Sesinizi biz de duyurmak istiyoruz. Buyurun, söz sizde efendim. Öncelikle kadına yönelik şiddet durmayacak gibi gözüküyor dediniz ama ya biz mutlaka durduracağız, bunu biliyoruz. Çünkü bu zamana kadar evet maalesef her gün başka bir kadının şiddete maruz kaldığını, her gün başka bir kadının öldürüldüğünü görüyoruz. Fakat biz bunca yıldır pek çok da kadını yaşattığımızı biliyoruz aslında. Çünkü yasaların değişmesinden tutun da bir kadının o yasalara başvurduğunda, korunmak istediğinde o karakollarda, pek çok kamu kurumunda, adliyede yanlarında hep beraber mücadele ettik. O yüzden biz zaten çözümün de var olduğunu biliyoruz ve bu zamana kadar uygulanmayan yasaların olduğunu, zaten eşitsizlik yönünde politikalar yürütüldüğünü, hiçbir önleyici tedbir uygulanmadığını, bu yönde bir siyaset yapılmadığını biliyoruz. Haliyle bunlar uygulandığında, yapıldığında çözüm, bizim yıllardır söylediğimiz çözüm gerçekleştiğinde, İstanbul Sözleşmesi uygulandığında o zaman kadına yönelik şiddetin duracağını biliyoruz. Düşünün ki İstanbul Sözleşmesi'nden imzanın çekilmesi konuşulduğu zamanlar oldu. Düşünün ki bir kadın şiddete maruz kaldığında onun elini kolunu sallayarak dolaştığını televizyonlardan izliyoruz. Şimdi bunlar yapılmadığında, yani İstanbul Sözleşmesi gerçekten uygulandığında, 6284 sayılı kanun gerçekten uygulandığında, evet her gün kadına yönelik şiddete karşı bütünlüklü politikalar yürütüldüğünde, koordineli çalışıldığında bu konuda, kadın cinayetleri neden durmasın, kadına yönelik şiddet neden bitmesin? Evet Sayın Kavas, olacağını biliyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nin önemini bir kez daha hatırlatalım. Dediğim gibi devam eden bir şiddet var ama bu şiddet duracak, durmak zorunda. Kadın cinayetleri de duracak. Nasıl duracak? Sizin gibi örgütler, kadınlar, hepimiz bunu taşın altına elimizi koyup bununla mücadele edersek duracak. 5 Mart'tan da bahsedelim. Şimdi yarın neredesiniz? Biz de elimizden geldiğince oralarda olacağız, haberleri yapacağız. Çünkü biliyoruz ki İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Bir kadın olarak en çok da bunu biz biliyoruz aslında. Biraz önce de söylediğiniz gibi elini kolunu sallayarak bir kadına şiddet uygulayan bir insan, birisi dışarıda gezememeli. Bunun bir çekincesi olmalı. Alacağı cezadan ürkmeli, çekinmeli. Biz böyle böyle bunun önüne geçeceğiz. 5 Mart'ta nerede, neler yapılacak efendim? Buyurun. İstanbul'da 5 Mart'ta 18.30'da Beşiktaş'ta buluşacağız. Ayrıca pek çok ilde, Türkiye'nin pek çok yerinde, dört bir yanında diyebilirim, 8 Mart'a kadar da meydanlarda olacağız, eylemlerde olacağız. Neden böyle bir ihtiyaç hissettiniz diye söylediniz. Biz mücadele etmediğimiz zaman hiçbir adım atılmıyor ki. Görüyorsunuz, şüpheli kadın ölümlerinde bir soruşturma yürüsün, bir DNA incelemesi yapılsın diye bile mücadele veriyoruz burada. Adalet sağlansın diye mücadele veriyoruz. Kanun uygulansın diye mücadele veriyoruz. Evet. Sadece Dünya Kadınlar Günü için değil, biz 365 gün meydanlarda olma ihtiyacı hissediyoruz. Çünkü her gün başka bir kadın cinayetine öfkeleniyoruz, her gün başka bir ihlale öfkeleniyoruz ve sadece biz değil, bunu bütün toplum öfkeleniyor, bunu biliyoruz. Ancak şunu da biliyoruz, biliyorsunuz geçen günlerde Erdoğan bir açıklama yaptı. 6284 sayılı kanunu şöyle uygulayacağız, böyle uygulayacağız diye. Bu açıklamaları biz her zaman duyuyor muyuz? Duymuyoruz. Ya da İçişleri Bakanlığı kadın cinayeti verilerini geçtiğimiz bir yıl içerisinde açıklamaya başladı. Her zaman açıklıyor muydu? Hayır, açıklamıyordu. Ya da evet, Emine Bulut'un ardından bir takım öldürülen kadınların ardından gerçekleşti ama adımlar atıldı, genelgeler yayınlandı. Bunlar her zaman yapılıyor mu? Yapılmıyor, biliyoruz. Evet. Ama biz meydanlarda olursak, biz mücadele edersek ancak bunları yaptırtabiliyoruz. Evet, artık 6284'ün kaldırılmasından, İstanbul Sözleşmesi'nin
imzadan çekilmesinden bahsedilen bir süreçten böyle açıklamalar yapılan bir sürece geldik. Ama elbette ki biz biliyoruz Dünya Kadınlar Günü'nde herkes çıkacak. Kadına yönelik şiddeti kınayacaklar. Bunları çok iyi biliyoruz. Bunlar çok önemlidir. Bu açıklamalar çok hayatidir. Ama bunların uygulanması temel bir konudur. Ve biz meydanlarda olmadığımız zaman, biz mücadele etmediğimiz zaman bunların hiçbirisi yapılmadığını biliyoruz. Ama mücadele edersek kadınları evet. yaşatabileceğimizi de biliyoruz. İşte bu yüzden 5 Mart'ta İstanbul'da, Beşiktaş'ta olacağız. Pek çok şehirde aynı evet. şekilde 5 Mart'ta. Bunu da buradan duyuralım. 8 Mart'ta kadar meydanlardayız. Evet. Sayın Kavas 5 Mart'ta yine 18.30'da yine duyurmuş olalım efendim. Kadına yönelik şiddet bitene kadar, kadın cinayetleri durdurulana kadar bütün kadınlar ve bütün insanlar olarak mücadele etmeye devam edeceğiz diyelim. Teşekkür ediyoruz. Sağlıklı evet. günler diliyoruz. Biz Türkiye'de, teşekkür ederiz. Evet, Türkiye'de koronavirüse karşı yapılan Çin aşısı Sinovac'ın etkinliği %83,5 olarak hesaplandı. Hastanede yatışı engelleme oranı ise %100 olarak bulundu. Uzmanlar etkinliğinin %83,5 olarak açıklanan Sinovac aşısının acilen toplumun her kesimine uygulanması gerektiğine dikkat çekiyor. Türkiye'de Sinovac firmasının koronavirüs aşı etkinliği açıklandı. Faz 3 değerlendirme sonuçları olarak aşının etkinliği %83,5 olarak hesaplandı. Hastanede yatışı engelleme oranı ise %100 olarak bulundu. 83,5 iyi bir sonuç, iyi bir koruma oranı. Hasta olma olasılığını çok azalttığı gibi hasta olduğunuz takdirde de hastalık ağır geçmiyor anlamına geliyor. Çin'in ürettiği Sinovac aşısı farklı ülkelerdeki denemelerde farklı sonuçlar verdi. Brezilya'da Çin aşısının orta ve ağır koronavirüs vakalarında aşının etkisini %78 olduğunu açıklamıştı. Bu oranın hesaplanmasında tedavi gerektirmeyen ama aşı olan çok hafif vakaların hesaba katılmadığı açıklanmıştı. Araştırmacılar bu vakalarda hesaba katıldığında aşının etki oranının %50,4 olduğunu duyurmuştu. Endonezya ise 3. faz değerlendirme oranını %65,3 olarak açıkladı. Bunun en önemli nedeni her bir faz 3 çalışmasının ayrı bir araştırma olarak kurgulanması. Yani Brezilya'dakiler kendi faz 3 çalışmalarını kurguladılar. Türkiye kendisinin, Endonezya kendisinin, Şili kendisinin. Brezilya'nın sonuçlarıyla ya da Endonezya'nın sonuçlarıyla ya da Çin'in sonuçlarıyla net olarak kıyaslayabilme şansımız yok. Çünkü açıklamalar genellikle televizyonlardan kısa özet şeklinde yapılıyor ve metodolojik olarak ne farklılıklar olduğunu bilmemiz mümkün değil. Türkiye'deki yöntemle Brezilya'daki yöntem farklı olduğu için hastalanmada tanı koyulma yönteminden söz ediyorum. Oranlar farklıymış gibi görünüyor. En kötü olasılıktan yola çıkarsak bu aşı en azından %50 etkili. Ancak uzmanlar yeteri kadar aşılamanın yapılmadığına dikkat çekti.